Senin ev buralardaydı değil mi Nuri? Evet İhsan Bey. Sağ olun. Gece vakti size de yük oldum. Buralara kadar zahmet ettiniz. Duymamış olayım. Yolumun üstü. Araba boş geleceğine işe yaradı. Bizim buralar geceleri biraz tehlikeli olur da ondan söyledim İhsan Bey. Tehlikeli mi olur? Niye? Geçen gece burada bir taksiciyi öldürmüşler. Müşteri diye binip soymaya kalkmışlar adamı. Taksici de direnince... Allah rahmet eylesin. Zaman çok kötü oldu İhsan Bey. İnsanlar yok yere birbirlerini öldürüyorlar. Kötü olan zaman değil, insanlar. Ama dil alışkanlığı zamanı suçluyoruz. Haklısınız. Ama yine de dikkat etmelisiniz. Burası İhsan Bey. Çok sağ olun. Sen de sağ ol evladım. Ha, yarın atölyeye geç geleceğim. Yaşar Usta'ya söyle de siparişleri erken göndersin. Olur, söylerim. Ha, Nuri. Buyur abi. Şurada mezarlığın oradan geçen kestirme bir yol vardı değil mi? Evet, vardı ama gecenin bu saatinde oradan geçmeyin. Tehlikeli olabilir. Merak etme. Siz bilirsiniz. Hayırlı akşamlar. Sana da evladım. Saatte burada gencecik kız. Pek hayra alamet değil ama. Belki de yolunu şaşırmıştır kızcağız. Ya kötü niyetliyse? Aman İhsan, tevekkel Allah. Hayırdır kızım? Bu saatte ne arıyorsun buralarda? Eve gitmek istiyorum amca. Beni götürür müsün? Tabii evladım, bin. Saatte tek başına. Kötü birisine de benzemiyor ama. Sorsam mı acaba? Böyle olmayacak. Hiçbir şey soramıyorum. Nereye gidiyoruz onu sorsam bari. Kızım kusura bakma ama bir şey sormak istiyorum ben. Geldiniz bile amcacığım. Evim tam burası. Ben burada ineyim. Karşınıza anası babası olmayan bir genç kız çıkarsa onu evlendirin. Ne? Kimsesiz bir kızı evlendirin. Demek istedi acaba? Çekinmeyin çocuklar. Sabahtan beri size... Nerede kaldın İhsan? Gecenin kaçı oldu? İnsan bir arayıp haber verir. Sorma Bahriye Hanım. İşler uzadı. Yorgunsun galiba. Doğrusu yoruldum biraz. Eski gücümüz, kuvvetimiz kalmadı. Ama yine geç vakitlere kadar çalışıyorsun. Hadi geç de soğumadan yiyelim yemeğimizi. Kendim için değil Bahriye Hanım. Bu atölye sayesinde kaç kişi ekmek yiyor? Onları, ailelerini düşünmem lazım.
Atölye ayakta duracak ki insanların karnı doysun. Demin çok ilginç bir şey oldu Bahriye Hanım. Hayırdır inşallah? Hayırdır, hayırdır. Atölyeden gelirken kestirme diye mezarlık yoluna girdim. Karanlık. Etrafta kimsecikler yok. Bir de baktım genç bir kız yürüyor yolda. Allah Allah. Ne arıyormuş orada? Bilmem. Soramadım. Evime gideceğim. Beni bırakır mısın amca dedi. Ben de bıraktım. Bunda ilginç olan ne? Yolda tek kelime etmedi. Ama inince ortada hiçbir şey yokken bana bir şey söyledi. Neymiş o? Karşına kimsesiz bir genç kız çıkarsa onu evlendir dedi. Hoppala, o da ne demek şimdi? Bilmiyorum. Hiç anlam veremedim ben de. Acaba aklıma noksandı, bir rahatsızlığı mı vardı? Zavallı kız. Gerçi söyleyişinde bir iştenlik, bir samimiyet vardı. Farklı bir hali vardı. Sonu hayra çıkar inşallah. İnşallah. Bu siparişlerin hemen yetişmesi lazım. Tamam inşallah. Tamam. Şimdi bu elinizdeki işi hemen hızlandıracaksınız. O diğer işleri yarın bırakın. Kolay tamam. Gelsin. Tamam. Sağ ol. Muhasebe girdileri de burada. Bunları da fatura ettim ben. Tamam, sakın atlamayın. Tamam. Affedersiniz. Bakalım ne kadar sipariş hazırlamışız. 270, 280... Affedersiniz. Bir şey soracaktım da. Buyur kızım. Sen gidebilirsin Ali. Peki abi. Evet. Ben şey için rahatsız ediyordum. Uzun zamandır işsizim de. İş mi arıyorsun kızım? Evet. Kusura bakma kızım. Ama atölyede başka işçiye ihtiyaç yok. Peki, sağ olun. O hanım kız ne istiyormuş Yaşar Usta? İş arıyormuş efendim ama ihtiyaç yok dedi. Ya kızım bir dakika. Allah Allah. Niye gitti şimdi? Çekingen bir kız herhalde İhsan Bey. Ya da işe çok ihtiyacı yok. Belki de. Neyse. Ben tahsilata gidiyorum Yaşar Usta. Arayan olursa söylersin. Baş üstüne efendim. Allah'ım sen bilirsin. Buradan almıştım o kızı. Allah Allah. Bu saatte burada gencecik kız. Pek hayra alamet değil ama. Kimin nesiydi acaba? Ne yapıyordu burada? Niye aklımı karıştırır oldu bugünlerde? Hay Allah, pazar kurulmuş. Arabayı bırakmaktan başka çare yok. Evet abiciğim, buyur abiciğim. Kasem var. Domatesi gel, domatesi. Bakçı, önünü bu ben. Gel ablacığım. Kızım bakar mısın? Sen bugün bizim iş yerine gelmiştin galiba. Arkandan seslendim ama duymadın beni. Adın neydi senin? Elif. Konfeksiyon işinden anlıyorsun herhalde. Atölyede çalışmak ister misin? Peki o zaman.
Yarın sabah 8'de gelip başlarsın, tamam mı? Al, bu da avansın. Bir şeyler alırsın. Al. Dur kızım, ağlama. Ne oldu? Sağ olun. Çok sağ olun. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Tamam kızım. Bir şey demene gerek yok. Topla kendini artık. Ha şöyle. Zor durumdayken hayıflanmak, üzülmek değil, onu göğüsleyebilmektir önemli olan. Hadi. Şimdi evine gidip bir güzel dinlen. Yarın sabah erkenden işbaşı var. Hadi. Allah sizden razı olsun. Artık okula gidebilecek miyim? Ne kadar maaş alacağım bilmiyorum ki. Okul masrafları falan. Tek başıma karşılayabilirsem. O zaman ben de çalışayım. Olur mu öyle şey Gökhan? Senin yaşın kaç, başın kaç? Ben çalışır hallederim. Hem atölyenin sahibi çok iyi bir insan. Belki... Niye suratını asıyorsun? Her şey düzelecek işte. Annemle babam keşke ölmeseydi. Senin annen de baban da benim. Söz veriyorum, okula gideceksin. Bir şekilde halledeceğim, söz. Allah bir yol açar elbet. Kolay gelsin, ver. Ben yardım edeyim. Sağ ol Nuri. Bir şey değil. Hayırdır Yaşar Usta? Bir sıkıntın var gibi. İşle mi ilgili yoksa? Yok beyim. Yalnız şu bizim Nuri... Ne olmuş Nuri'ye? Geçen gün bana açıldı çocuk. Galiba Elif'e sevdalanmış. Değil mi? Hadi hayırlısı. Evlenmek istiyormuş. Lakin durumu malum. Yaşlı anasına bakıyor bir yandan. E kızın durumu deseniz ondan beter. Yani diyorum Nuri'ye biraz zam yapsak. Yapalım tabii Yaşar. Hatta kızı gidip ailesinden bizzat ben isterim. Kızın annesi babası yıllar önce vefat etmiş. Küçük kardeşinden başka kimsesi yok. Kimsesiz mi yani? Öyleymiş zavallı. İhsan Bey, ne dersiniz? Ne yapalım? İhsan Bey? İhsan Bey! Tamam Yaşar Usta. Kızı isterim. Ama önce Nuri gelsin bana. Niyetini iyice öğreneyim. Sağ olun İhsan Bey. Nuri'yi hemen gönderiyorum, hemen. Karşınıza anası babası olmayan bir genç kız çıkarsa onu evlendirin. Ne? Kimsesiz bir kızı evlendirin.
İhsan Bey. Sabah sabah rahatsız ettim yavrum. Olur mu? Buyurun içeri. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk oğlum. Kardeşin herhalde. Evet. Gökhan. Kaça gidiyorsun sen bakayım? Okula kaydettiremedik bu sene. Ben dışarı çıkıyorum abla. Tamam, olur ama akşam eve erken gel. Elif, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Yoksa bilmeden size karşı bir şey mi yaptım? Yok kızım, yok. Konuşacağım, hayırlı bir mevzu. Bak kızım, bu zamanda yalnız yaşamak çok zordur. Hele bir genç kız söz konusuysa. Yani diyeceğim, seni hayırlı biriyle evlendirmek istiyorum. Hemen utanma. Allah'ın emri bu. Bizim atölyedeki Nuri'nin böyle bir isteği var. Bana geldi, niyetinin ciddi olduğunu söyledi. Bak kızım, durumunu biliyorum. Yıllardır annesiz, babasız, zor. Ama bundan sonra üzülmene, sıkıntı çekmene gerek yok. Artık ben senin baban sayılırım. Eğer senin de gönlün razı olursa, yuvanı ben kurmak isterim. Artık tam anlamıyla sıcak bir yuvan olur. Gökhan okula giderken sen de evinin kadını olursun. Ne dersin? Allah mutlu etsin. Sağ olun. Allah mesut etsin. Sağ olun. Sağ olun. Allah bir yastıkta koca atsın. Sağ olun babacığım. Allah razı olsun İhsan Bey. Siz olmasaydınız. Allah mesut etsin. Hadi bakayım Nuri. Sakın kızımı üzeyim deme. Allah tamam. Mesut etsin oğlum. Sağ olun. Mutluluklar. Mutluluklar. İhsan. Senin nedir derdin kaç gündür? Çocukların en mutlu gününde bile sende bir düşünceleri gidiyor. Benim bir yere gitmem gerek hanım. Yaşar Usta seni eve bırakır. Ama nereye? O gün nasıl gitmiştim acaba? Buradan bir yerden girecektim herhalde. Evet, galiba bu sokaktı. İnşallah evdedir. Ya yanlış anlarsa? Neyse. Buyurun. Selamun aleyküm. Rahatsız etmiyorum ya. Aleyküm selam. Ne için gelmiştiniz? Nereden başlasam bilemiyorum. Bundan epey önce genç bir hanım kızı bu eve bırakmıştım. Genç bir kız mı? Evet. Şöyle uzun boylu, beyazlar içinde, 20 yaşlarında bir kız. Burada öyle biri yok beyefendi. Ama bu eve bıraktığıma eminim. İçeri girdiğini gözlerimle gördüm. Yanlış bir şey mi söyledim? Hanım ağlama, ağlama. Bu kızı mı arıyorsunuz? Evet. Ben... Gelin içeri buyurun. Buyurun efendim, şöyle buyurun. Hanım, her seferinde aynı şeyi yapma. Ne mutlu bize ki böyle muhterem insanlar bizi ziyaret ediyorlar. Hadi sil gözyaşlarını da misafirimize ayran getir ha. Hadi. Efendim.
Kusura bakmayın. Hoş geldin demeyi ihmal ettik. Sizin gibi muhterem bir insanı... Bir dakika beyefendi, bir dakika. İkide bir benim için muhterem, muhterem deyip duruyorsunuz. Bu laflar altında hem çok eziliyorum... ...hem de neden öyle dediğinizi bir türlü anlamıyorum. Galiba siz ne olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Bir şey soracağım. Buraya bıraktığınız kız... ...onu mezarlığın yanından aldınız değil mi? Evet. Mezarlığın yanında öylece duruyordu. Ama siz nereden bildiniz? Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Peki inerken size ne söylemişti? Bir kızı, anası babası olmayan bir kızı evlendirmemi söyledi. Demek temiz kalpli, iyi bir insansınız ki size rastladı. Doğrusu hiçbir şey anlamıyorum dediklerinizden. Benimle gelin. Gördüğünüz kız buydu değil mi? Karşınıza anası babası olmayan bir genç kız çıkarsa onu evlendirin. Ta kendisi. Ama fotoğraf eski gibi. O fotoğrafta gördüğünüz benim kızımdı. Bundan 20 yıl önce trafik kazasında öldü. Öldü mü? Ama imkansız bu. Gözlerimle gördüm. Bu eve bıraktım. Biz bu olayı sık sık yaşarız. Bir kalbi kırık feryadını yükseltince sizin gibi hayırseverleri o adrese yöneltir. Allah ondan razı olsun. Ölümünden sonra bile sizin gibi iyi insanlarla tanıştırıyor bizi. Allah hayrınızı kabul etsin.